Bu hikayede yanan tek bir gelin var. O da bir alan gelinimiz. O gelin Eda mı, kendi gelinimiz mi? Hüsniye abla, bir verdiğimizi de yani parça pinçik etmişiz. Bayağı. He? Aslında. Parça pinçik yani, hiç bakıyorum hiçbirini öyle yapmamışız. O bir küçük diye böyle bir sinirlendim. Aslında küçük değil, öfkelendim yani bu kadar. Öfkelendin, evet. Öfkelendim, evet. Yani özen göstermemişti. Bakalım kim bu parça pinçik edilen ve bir de üstüne bir alan gelinimiz? Aç da görelim. Eda! Eda'ya gitmiş 5 puan. Ay, gülesim geliyor, kusura bakma Hatice. Gerçekten gülesim geliyor. Hüsniye Hanım, ben senin artık lezzet anlayışını gülüyorum sadece. Gerçekten senin ağzının lezzet tadı gitmiş artık. Gitmiş. Gitmiş. Sen çünkü bir doktora git bence. Şimdi gömleğini en iyi kızartan arkadaşın tabağı orada. En son 4 numaralı gelinimin yaptığı tabak süper olmuş çünkü en üstü kızarmayan, en yağını akıtmayan, üstünden böyle bir yağı akmamış, çözülmemiş gömlek. Tek tabak 4 numaraydı. Aa. Evet, 4 numaraydı. Tek tabak senin yağı gömleğin üzerinden çözülüp akmamış. Senden artık bu saatten sonra hep bir bekliyorum. Lütfen Hüsniye Karabulut, bana ne olursun hep bir ver. Çünkü lezzete puan veren kayınvalide artık değilsin. Evet. Artık değilsin. Ben bu saatten sonra kayınvalidemden hep bir bekliyorum. Çünkü kayınvalidem artık lezzetsiz tabaklara bekliyor. Ben sana bir vermeyi, ben 5 vereceğim tabak senin. Bunu böyle düşünüyorum. 4 numaradan Hatice çıkacak diye düşünmüyorum ki hiç. Böyle bir düşünce yok. Çünkü sen beni aramıyorsun. Sen aman işim benim sadece puan vermek, vereyim çıkayım işte. Asla öyle resmen bir kavram böyle geldin. Olmadı. Bugün resmen böyle geldin sen. Lezzet benim için çok önemli bir kavram. Tabii ki, öyle bir yorum yapmam çok tabaklara. Lezzet. Yani orada ya öyle yaptın. Özensiz, üstü kızarmamış. Ya sen orada ikinci tabağa dedin ki çiğ ya, çiğ, ciğeri çiğ olana bile 3 verdin ama ya. Ama kızartmış, gömleği kızarmış. Sadece gömlek mi var? Kurban olduğumun yarattığı gömlek mi çıkardım ben oraya, bıraktım sadece? E tamam. Nerede lezzeti bunun? Ve ben diyorum ki artık yanacak ki ben çıkardım yani. Herkesin ağzındaki. Yanmamış. Üstü kızarmamış diyor. Olan seninki. Ben kızartmamışım, tamam anne. Gömleğinin yağı en güzel akan 1 numaralı tabak. Öyle olur. Bravo ya, Eda. Ya yağlı seviyor, bravo. Yanık seviyor, yalapa seviyor zaten Hüsniye Hanım. Ben artık diyorum ya, yok bana gel, biz senin puanlarını bir merak yani, etmiyorum. İyi puanlar verdim. Çok şaşırıyorum sizin bu halinize. Yahu yeni 30 bilezik kazanmadınız mı siz? Fazla geldi. Fazla gelmiş galiba. 3 kayınvalideme de geçmiş olsun. Günün kritiğini yapıyoruz. Son noktayı da Türkan kayınvalidem koyacak.